işaret istiyorum artık. Kim bizim aşığımız, kim bizim celladımız? Ben ne birinin celladı olabilirim, ne de aşığı. Tek bir şey olmama izin var bu hikayede. Aşkın celladı. Buraya kadar niye zahmet ettiniz Mert Bey? Konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım. Özür bekleyen müşterimiz yukarıda ofisimde. O bizim müşterimiz falan değil. O buraya arkadaşlarına hava atmak için gelen sonradan görmemiz. Cansu, bu iş ciddi. Mahkemeye kadar yolu var. Yani utanmasanız diz çöküp yalvaracaksınız bana özür dileyim diye. Ya senin bakman gereken bir ailen, vermen gereken bir kiran, ne bileyim ödenecek bir faturan falan yok mu? Bunları düşünsene hiç olmazsa. Niye sizi bu kadar ilgilendiriyor bu mesele? Özür dilerim, dilemem. Mahkemelik olurum, olmam. Size ne? Hayır yani ne çıkarınız var beni burada tutmaktan? Sana son kez soruyorum. Özür diliyor musun, dilemiyor musun? Dilemiyorum. Çok üzgünüm. Niye? Size boyun eğmedim diye mi? Seni bir daha burada göremeyeceğim diye. Nasıl yani? Kovuldun mu? Maalesef. Siz benden sadece bir iş değil, hayallerimi de aldınız Mert Bey. Ay inanmıyorum. Demek parmağındaki yüzüğü o yüzden almış. Kaç karat acaba? Aa, Süreyya'cığım. Sevinmedin mi geldiğimize? Ela gitmek ister mi Süreyya ninesinin kucağına? Süreyya. Bediye Hanımcığım yeni katıldım aranıza biliyorum ama yarınki event'e acaba ben de mi bir şeyler yapsam? Event? Hı hı. Event'i bilmem ama daveti biz yapıyoruz. Siz biraz Türkçe çalışsanız iyi olur. Bilirsin Cansu. Aşığı yalnızca aşıkın gözü oyalar, gönül kaçanı kovalar. Ne o, eve mi kaçıyorsun diyorum. Gidiyorum, evet. Sen iyi misin ya? Yüzün bembeyaz olmuş. Nasıl yani? Kovuldun mu? Maalesef. Siz benden sadece bir iş değil, hayallerimi de aldınız Mert Bey.
Boş ver. Yok yok. Biri canını sıkmış senin. Göster, döveyim. Ağzını burnunu kırayım. Göster hemen. Ya boş ver. Aynen. Boşver.com. Biliyor musun o siteyi? He? Yo. Ayıp ediyorsun. Yüzyılın en geyik sitesi. Yalan, gıybet, skandal. Ne ararsan var. Bakıyorsun, hop rahatlıyorsun. Bak, bak, bak. Oha, haberi kes. Çok zengin bir iş adamının metresi kucağında bebekle çok sosyetik bir vakfa girmiş. Basmış adeta. Dallas, yemin ediyorum, görüyor musun? Altına gelen yorumlara bak. Metin Koran'ın 4. çocuk getirdiği bir dünyaya ben de bir çay getireyim bari. Efkarlanmıştır. Kim? Çok Metin Koran. Koran Holding ne? Öyle bir şeyin sahibiymiş. Yalan ya. Yalan söylüyor. Olamaz öyle bir şey. Yok yok. Bu sitede hiç yalan olmaz bak. Fotoğrafı da var. Şöyle. Hayır ya. Değil mi? Bence de hiç komik değil. Ben de feministim Cansu. Yani kadına da yazık vallahi. Böyle şey yapılır mı? Böyle davranış olamaz. Ya al şunu. Ama cidden ben de... Şimdi nereye... Ne oldu bu Cansu'ya? Kovuldu. Kovuldu mu? Ah ulan. Tam da kendime aşık edecektim ha. Ağlıyor musun sen? Ya o benim buradaki tek arkadaşımdı. Buğur böceğimdi o benim. Aa, ayıp ediyorsun ama. Ben ne güne duruyorum? Ben varım burada. Yani uğur böceği sayılmam gerçi. Olsam olsam hamam böceği olurum. Ama seni hiç yalnız bırakmam. Ya Ercan hiç hamam da değilim vallahi. Ya. Canım çok sıkı. Benden sadece bir iş değil, hayallerimi de aldınız Mert Bey. Yok bir şey. Var var sende bir şey var. Kızmayacaksın ama. Anneciğim ne yapıyorsun? Bırak müsaade et geçeyim. Bak kızmayacağına söz ver. Anneciğim tamam kızmayacağım vallahi. Hadi. Hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Ne dedi benim burada olduğumu duyunca? Sevindi mi? Sevindi tabii, sevinmez olur mu? Gözleri parladı hemen. Ay, hadi inşallah ya. Ayşen teyzem, ne diyorsun? Garipçeye götürür mü beni yakında? Götürür, götürür. Ben yolunu yapacağım, sen merak etme. Şimdi üstünü değiştiriyor içeride. Ay, Ayşen teyzem ya, iyi ki varsın ya. Sen olmasan ne yaparım ya? Merhaba, hoş geldin. Selam. Ayşen teyze çağırdı da yemeğe. Ama asıl sürpriz sofrada bak. Öyle şeyler hazırladık ki sana. Ve inşallah beğenirsin. Babam nerede? Bahçede. Hah! Baban çoktan sofraya oturdu bile. Al bakayım götür sen de şunları. Babam. Ah, gel bakalım. Gel oğlum. Ne? Günün nasıl geçti bakalım? İyi babam, sorun yok. Otur, otur. Sağ ol. Sen bir baksana bana. İyiyim, iyiyim babam, sorun yok. Dün seninle konuşmak iyi geldi. Yapmam gereken bir şey vardı, onu yaptım. Doğru mu yaptın peki? Bilmiyorum, yani... Yapmam gereken oydu.
Ama doğru mu yaptım bilmiyorum. Koskoca Mert Çalhan'sın ya. İki tane kuru kalp mi göndereceksin kıza? Bakayım. Bakayım. Ay. Ne o? Mecmualara kapak mı olacaksın? Sen dışarıda değil miydin babaanne ya? Pardon, ben duymadım geldiğini. Yalancı öksürüğün geçtiyse sana bir şey göstereceğim. Bak. Babanın holding başkanı olduğu ilk gün çekilmişti bu resim. Gece yarılarına kadar çalışırdı evladım. Bak sen bu saatte evdesin maşallah. Yok ben iyi bir patron olarak işleri bölüştürdüm bütün çalışanlara. Hani onlar da öğrensinler idare etmek ne demek diye. Bile bile yaptım yani. Mert'ciğim, şu anda tam babanın holdingin başına geçtiği yaştasın biliyor musun? Ne güzel. Değil mi? Babaanne sen şimdi iyi bir şey mi söyledin, kötü bir şey mi söyledin? Ben anlamadım ki. Tamam, elinde bir başarı var. İyi bir başarı. Kabul ediyorum ama yetmez. Dahası lazım. Yoksa başkanlık başka bir bahara kalır. Bak, baban çok mükemmel bir adamdı. Çalışkandı, beyefendiydi. Tamam, onun gibi ol demiyorum. Olabilirim. Mert. Bak görürsün, olacağım. Benim de böyle bir fotoğrafım olacak. Benle de gurur duyacaksın. Söz veriyorum. Al o zaman. Oh, tuğla atsaydın kafama. Olivia'nın yıllık raporları. Bunların hepsini okuyacaksın. Önümüzdeki mali yıl için bir bütçe ve plan yapacaksın. Sonra da gelip yönetim kuruluna sunacaksın. Tamam mı? Tamam ya, biz hallederiz onu. yani ben hallederim. Olivia'nın patronu olarak ben bizzat kendim. Böyle deli deli konuşuyorsun. Ver bakayım şu telefonunu da ben şu kurul toplantısı tarihini kaydedeyim şuraya. Oha. Teknoloji daha iyisi babaanneye bak. Şş, ajandacılara da haber vereyim mi? Ha? Hani son kaleyi kaybettiler ya, iflasları yakındır zaten artık. O kala seni. Bir dakika ben şey yapayım, onu açıklayayım. Anlaşıldı. En kısa zamanda hayırlı bir kız bulmak sana artık farz oldu. Ha, o Koranların kızından bahsediyorsan o gururumu fazla kırdı benim ha. Biliyorsun mevzuyu. Memlekette köklü aile mi kalmadı? Bırak şimdi Koranları. Orası biraz zaten dağınık karışık. Konuşalım. Bak, kıracağım şimdi kapıyı. Ya Allah aşkına inat etme artık. Annem iyi mi? Hala açmıyor mu kapıyı? İnatçı işte. Ne cevap veriyor ne de dışarı çıkıyor. Anneciğim, bir tanem aç kapıyı hadi, ben geldim bak. Biricik oğluna da cevap vermediğine göre iş ciddi demektir. Sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl bir babasın sen? Can kendine gel. Hayatımız boyunca bir kere bile bize ne yapmak istediğimizi sormadın. Farkında mısın? Bu aileye doğdunuz. Önceden kararlaştırılmış görevleriniz var dedin. İstemediğimiz, yapmayı sevmediğimiz işlere koştun bize. Farkında mısın? Ama sen öyle misin? Ha? Sen her istediğini yaparsın değil mi? Metin Bey başka bir kadınla birlikte mi olmak istiyor? Ha, tabii canım.
Hatta o kadından çocuk mu yapmak istedi? Tabii canım, kim durabilir önünde değil mi? Can, bağırma. Belki onda söylemek istediği şeyler vardır ha? Değil mi baba? Ya bırak Allah aşkına. Adam gitmiş metresinden çocuk yapmış. Bir de üstüne kadın gelmiş herkese piskin piskin anlatmış. Nesini dinleyeceğim ya ben bunun? Can! Demek ki benim duyduklarım doğru. Doğru mu baba? Hah, hadi cevap ver kızına. Hadi anlat. Anlat ailemizin başına getirdiklerini. Anlatsana bir adam. Yeter artık be! Ben size hesabımı vereceğim. Siz kimsiniz? Benim şirketimde benim için çalışan elemanlarımsınız. Orayla burası arasında hiçbir fark yok. Orada da emirleri ben veriyorum, burada da. Haddinizi bilin. Ya sen küçük hanım, kim veriyorsun cep açlığını? Diş perisi mi dolduruyor gece banka hesaplarını? Onun için durdurduğun yerde ve büyüklerin işine karışma sakın. Ben bu evde kimseden emir alacak değilim, anladınız mı? Hiç kimseden. Baba, polisi mi çağırsak? Ya burada kıyameti koparttık, açmıyor kapıyı. Bir şey yapmasın kendine. Yok, ben polisi falan bekleyemeyeceğim, kıracağım kapıyı. Anneciğim, geleyim mi? Sen değil. Tamam, tamam, ben geliyorum. Hayır, sen de değil. Cansu gelsin. Büyüdüğünden haberim yoktu. Sen sakın üzülme, tamam mı? Bak, biz her şeyi halledeceğiz. Biz buradayız senin için. Ben buradayım. Sen? Tabii ki. Sen ne istersen yaparım. Yeter ki üzülme. Ne istersen? Evet. İyi. O zaman zamanı gel abi. Anlamadım. Bu olanların hepsi. O kadın. O gayrimeşru çocuk. Hepsi senin yüzünden, biliyor musun? Benim yüzümden mi? Baban şimdi başka kadınlarla beraber ya. Onlardan çocuk falan yapıyor ya. Biz babanla gayet mutluyduk. Hep böyle miydik sanıyorsun? Sen gelene kadar. Anne. Gerçek bu. Saklayacak bir şey yok ki. Senin doğduğun gün baban bu evi terk etti. Birkaç gün sonra geldiğinde de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ikimiz de biliyorduk. Yıllardır bana neler söyledin anne. Anne, her şey para mı? Her şey pahalı mücevherler mi anne? Anne. Bunu bana baban ne zaman aldı biliyor musun? O malum hafta sonu eve döndüğünde. Rüşvet olarak. Bunun hikayesini dinlemek ister misin? O Işıl denen kadınla ilişkisi ortaya çıktığında babam benden özür dilemedi. Bir daha yapmayacağım demedi. Onun yerine bunu aldı. Sus payı ona. Bu da. Hepsi. Bunların hepsi hediye falan değil. Sus payı. Ailemi bir arada tutayım diye. Evliliğim yürüsün diye. Sustuğum için.
Baban Işıl Hanım'ın kolunda bir davete mi katılacak ya da bir hafta 10 gün ortadan mı kaybolacak? Hop bir sürü hediye kapının önünde. Neden? Susayım diye. Başımı eğeyim diye. Sessiz kalayım diye. Özür dilerim. Bilmiyordum. Sen ne yaptın peki? Bunları her taktığımda beni aşağıladın. Laf soktun, iğneledin. Ve bu benim daha da çok canımı yaktı. Oysa sen olmasan bunların hiçbirine gerek bile yoktu. Beni buraya bunun için mi çağırdın? Suçlamak için mi? Bıra bak. Gör diye. Koskoca Süreyya Koran sonradan görmelerin diline nasıl düştü gör diye. İki paralık insanların diline düşüp rezil oldu gör diye. Senin uğursuzluğun nelere mal oldu bil diye. Yeter! Bırak beni! Cansu. Cansu. Cansu bir dur. Cansu. Ya bırak beni ya. Ne dedi annem sana? Ya sence ne dedi? Ha? Ben bu evin başına musallat olmuş uğursuz değil miyim? Çocukluğumdan beri ne yapsam suç değil mi? Sence ne dedi abi? O şimdi çok sinirli. Öyle demek istememiştim. Ya bırak git Allah aşkına. İlk defa mı söylüyor sanki? Yani çocukluğumdan beri her şeyin sorumlusu ben değil miyim bu evde? Bu yüzden yatılı okullarda büyümedim mi? Bu yüzden evimden uzak kalmadım mı ben abi ya? Tamam. Tamam haklısın. Bu muhabbet çok uzadı zaten. Merak etme ben konuşacağım annemle. Bitireceğim bu uğursuz muhabbetini. Ya boş versene. Şimdi mi hatırladın bir kardeşin olduğunu? Ben ite kakıla tek başıma büyürken neredeydin? Bu evden yollanırken neredeydin abi? Şimdi mi aklına geldi senin kardeşine yardım etmek? Ha, bak, bak, bak. Şimdi annem bu mutfağa girse, görse bu tuzla bozulan bardağı kime kızar? Kimi suçlar ha? Beni. Ben yapmadım desem ona inandırabilir miyim? Cansu ben bu zamana kadar kendi derdimden seninle ilgilenemedim biliyorum. Ama bundan sonra her şey farklı olacak. Söz veriyorum. Dağılım artık. Ya yok. Ona ağlamıyorum ki ben. Alıştım artık anneme. Başka bir şeye ağlıyorum ben. Anneciğim. Anne. Tamam tamam. Kendi halinde bırakalım. Sakinleşince açar belki. Ha baba dur bir dakika. Hazır seni bulmuşken şirketle ilgili konuşmam gereken bazı meseleler var. Kızım sen şirketi mi düşünüyorsun? Hem de böyle bir zamanda. Evet böyle bir zamanda. Sen inatla şirketin başına sırf bir erkek geçsin diye canı desteklemeye devam et. Bak şirketi bir tek ben düşünüyorum işte. Ne alakası var Begüm şimdi? Baba. Bu Işıl olayı şirketi etkilemeyecek mi sanıyorsun? Kim ilgilenecek bu krizle? Sen mi? Annem mi? Can mı? Cevap vereyim. Ben ilgileneceğim baba. Hiçbiriniz ilgilenmeyeceksiniz. Can aşağıda can suyuyla laklak etmeye devam edecek. Annem içeride ağlamaya devam edecek. Ama şirketi ben toparlayacağım. Çünkü bu işi gerçekten istiyorum baba. Keşke artık sen de görsen. Sen anlatmadan şuradan şuraya gitmeyeceğim Cansu. Hadi söyle. Neye ağlıyorsun? Sadece bir tane mi kalmış ya Zeliha ablanın kurabiyelerinden? Mis gibi de kokuyor. Çikolatalı mı? Evet. Küçük küçük minik minik çikolata parçacıkları da var üstünde. Başka yok mu? Bak. Öyle görünüyor. Ben yiyeceğim şimdi. Ya ver ne olur. Hop hop hop. Lütfen versene. Hayır. Ne olur abi ya. Söyle derdini al kurabiye. Öf. Biz de böyle. Hadi anlat bakalım. Ben Oliva'da işe başladım.
Nasıl ya? Çalhanların organik marketinde. Ben müdür arıyorlar diye duymuştum ama yüksek lisans gerektiriyor pozisyon. Yok, ben müdür olarak girmedim. Müdür yardımcısı olarak girdim. O da değil. E ne yapıyorsun kızım? Tezgahtarlık. Ne? Cansu sen delirdin mi? Ne işin olur ya senin tezgahtarlıkta? Ya kimse bilmiyor kim olduğumu. Koranların kızı değilim orada ben. Cansu'yum sadece. İyi ama... Ya bir dinlesene. Abi gerçekten mutluyum ben orada. Yani hiç bizim buralara benzemiyor. Ya samimi, sıcak. Bir sürü yeni arkadaş edindim orada. Hepsi çok tatlı, çok şeker insanlar. Hele bir tane Ece var, bolibon gibi bir şey. Ya hep çok mutlu, hep pozitif. Kızmadın mı? Tam aksine sevindim senin adına. Doğduğun yeri bulmuşsun. Bulmuştum desek daha doğru olur. Nasıl ya? Ne oldu ki? Ya kendini beğenmiş müşterinin teki hiç suçum yokken beni işten kovdurdu. Sen de mücadele edeceksin o zaman. Geri alacaksın işini. Nasıl? Sen söylesene bana şu müşterinin adına. Oğlum, ben diyorum ki şu Garipçe'deki araziyi hep beraber görmeye gitsek. Ama sen yok anne, ben Şirin'le gideceğim diyorsan o da olur tabii. Gideriz anneciğim, kaçmıyor ya. Dur. Ayşen teyzeciğim gel otursan. Ben bakarım. Sağ ol kızım. Yani nasıl hamarat bir kız. Sabahtan beri resmen elim ayağım oldu, anlatamam. Maşallah. Buyurun. İyi akşamlar. Kerem yok mu? Ah, siz Çalhan Bey'siniz. Yani Mert Bey. Mert Çalhan Bey değil mi? Buyurun buyurun. Merhaba Şirin ben. Ben kimi şaşırttım acaba bu kadar? Kerem'in arkadaşıyım. Yani kız arkadaşıyım. Ha, kız arkadaşı. Evet. Ha. Buyurun buyurun, bahçede o. Tamam. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar Özkan ailesi. Hoş geldin oğlum. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Bak böyle yapacaksan bir daha gelmeyeceğim Yılmaz amca. Tamam tamam, gel otur. Hadi geç canım şöyle. Ne yapıyorsun? İyi. Ben sana tatlı getireyim hemen. Tamam. Kardeşim aşk olsun. Hiç tanıştırmadın beni Şirin'le. Ne bileyim, fırsat olmadığı için. Niye geldin sen? İyi, hiç öyle iki laflarız diye işte. Ya uf. Çocuk mu kandırıyorsun oğlum? Ne bu? Bak ya. Hem dedim bir iki laflayalım hem de bir iki işe bakalım dedim. Ne var bunda? Gerçi misafirimiz varmış ama. Ay aşk olsun canım, misafir miyim ben? Hem şimdi biz Yılmaz amcamla bir tavla atarız. Değil mi Yılmaz amca? Kerem'cim sen misafirimizle ilgilen, bizi merak etme. Hadi o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kardeşim hayırdır? Kızın yanından çıktık, bir yüzün düştü. Sevdin mi Şirin'i? Yani ismi gibi Şirin bir arkadaşımız işte. Of, dalga geçme ya. Ha, bu sefer ciddiyim diyorsun yani. Yani iyi kız sonuçta. Niye ciddi olmayayım ki? Abi sen bana nasıl anlatmazsın Şirin'i ya? Ha? Sen ne ara aşık oldun oğlum? Ne ara kaptılar seni? Ben anlamadım hiçbir şeyi. Oğlum aşık olduğum falan yok. Yani hayatımıza bir çeki düzen vermemiz lazım sonunda. Allah Allah. Adam bana ciddi ilişkisini açıklıyor. Şu surata bak. Azıcık gül gül. Şu an sana bir altyazı falan koysam bir aylık ömrüm kaldı falan yazarım herhalde. Onun Şirin'le alakası yok. İşle ilgili. Bugün Cansu meselesi oldu ya. Ha. Yani gecenin bu saatinde de aklına Cansu'nun geliyor olması bayağı enteresanmış kardeşim. İşle ilgili dedim ya. Şişt, bak el kol yapma. Gider söylerim yenge ya. Ha bir de tehdit ha. Git ne söylersen söyle. Cansu'yla alakası yok dedim sana. Tamam kardeşim, sen istedin. Yenge! Sus, manyak mısın?
Yenge! Oğlum sus! Yenge! Ya sus! Cansu, özür dilerim. Neden? Gitmene izin vermemeliydim. Verdiniz ama. Çok pişmanım Cansu. Baksana halime. Gerçekten mi? Acı çekiyorum. Elimi uzatsan bana geri döner misin? Asla izin vermeyeceğim gitmene. Asla. Kaynanam resmen hasta olacak. Günaydın. Günaydın. Sana hazırladım zaten, gel. Ateşim 40 diyorsun yani. Vah vah. Ben bir taksi çağırayım da hastaneye gidelim. Bana tabak hazırladığına göre durum bayağı ciddi. Ay Ercan, sus da kahvaltını et. Allah aşkına, çok işimiz var zaten. Ben de üzüldüm Cansu ya. Sonunda markete güzel bir kız gelmişti. Daha onunla mesai çıkışlarında sinemaya gidecektik. Ben ona yazılacaktım. O beni tersleyecekti. Ama aşkımda hiç eksilme olmayacaktı. Ay ben yemeyeceğim. Sen. Ya ne olurdu özür dileseydi? Ha? İncileri mi dökülürdü? Giderken bana bay bay bile demedi. Yemiyorsan tabağını alayım mı? Al. Günaydın. Günaydın Mert Bey. Ece, yüzümüze bakmak yok mu? Sana diyor. Peki. Gitti mi? Gitti. Tamam efendim, siz bekleyin, ben hemen geliyorum. Mert Bey, günaydın. Günaydın Bilal. Dün bizden şikayetçi olan hanımefendi geldi. Sizi görmek istediğini söyledi. Ne istiyormuş yine? Bilmiyorum. İçeride sizi bekliyor. Tamam, sağ ol. Şeyma Hanım. Ah, günaydın. Günaydın. Dün çalışanımızı sizin isteğiniz üzerine işten çıkardık. Size haber verilmiştir herhalde. Evet.
Haber verdiler. Peki. Sizin için yapabileceğimiz başka bir şey? Başka bir şey daha istiyorsunuz herhalde. Evet, istiyorum. Nedir? O kızı tekrar işe alın Mert Bey. Nasıl yani? Bakın, ben maneviyata güçlü bir insanım. İnanın bana dün gece vicdan azabından sabaha kadar uyuyamadım. Ya, o kıza haksızlık ettim, pişmanım. Lütfen Çağrı'nın işine geri dönsün. Şeyma Hanım, pardon ama sormak zorundayım. Bu ani fikir değişikliğinizin sebebi nedir acaba? Vicdan azabı Mert Bey. Benim yüzümden bir kız işsiz güçsüz kaldı. Lütfen Çağrı'nın işine geri dönsün. Yani tabii siz de isterseniz. Ben niye isteyeyim? De. Madem siz öyle istiyorsunuz, hatırınızı kırmayalım. Ya, harika. Dün işten ayrılan personelimiz Cansu Hanım, bağlar mısın? Bir şey ister misiniz? Yoksa. Alo. Cansu merhaba benim. Mert Bey merhaba. Seni aradım çünkü. Çünkü dün hırsınızı alamadınız. Bir de telefonda kovayım dediniz. İşsiz kalmak çok zor biliyorum Cansu. Yani. Yani üzgün olmalısın şu anda. Çok mu umurunuzda? Cansu böyle olmayacak. Hemen buraya gelebilir misin? Oliva'ya. Şimdi mi? Evet evet. Gerçekten önemli. Bekliyorum. Geleyim bari madem bu kadar önemliyse. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Çıkmışım ben burada ya, taş gibi. Cık, maşallah bana. Alo. Sizde şu Hollanda peynirlerinden var mı? Tamam, onların her çeşidinden istiyorum. Bir de şu şarküteri etleri vardı sizde. En ithal, en pahalı olanlarından ama. Tamam, onlardan da hepsinden yollayın bana. Kızım, artık ne saklı kaldı ne gizli. Bugünü bayram gibi kutlamayacağız da neyi kutlayacağız? Pişt. Dur bakalım. Hoş geldin. Bana bir şey söyleyeceksiniz herhalde. Bak Cansucuğum, dün yaptıklarım için gerçekten çok özür dilerim. Ya inanmayacaksın ama bütün gece vicdan azabından uyuyamadım. Şaka mı? Ah canım benim, nasıl da kırmışım kalbini. Bak gerçekten çok özür dilerim. Özrümü kabul et ha. Peki. Hah süper. O zaman anlaştık, mesele benden çıktı. Ben müsaadenizi isteyeyim. Size iyi çalışmalar. Ne yaptın sanıyorsun sen? Delirdin mi? Kötü bir şey yapmadım hayatım. Ya senin yüzünden neler çekiyorum, haberin var mı? Süreyya kendini odaya kilitledi. Ne benim girmeme izin veriyor ne de kendi çıkıyor. Çocuklarla da kavga ettik. Annelerinden yana tavır aldılar. Bana karşı çıkıyorlar, bana babalarına. Şirkette de işler berbat zaten. İş internete düştü ya. Bir yandan yatırımcıların, bir taraftan hissedarların sorunları. Ah canım benim ya. Kıyamam ben sana. Süreyya hakikaten o kadar fena mı? Ya ben ne diyorum, sen hala Süreyya diyorsun. Sana ona bulaşma dedim. O benim karım dedim, demedim mi?
Ya tamamen yanlış anladın hayatım. O zaman niye bebeği alıp da vakfa gidiyorsun? Ne işin var senin orada? Aa yeter ama. Ya biz kaç senedir beraberiz? Sen söyle kaç sene oldu? Ne alakası var şimdi onunla bunun? Seni seviyorum bekle dedin, bekledim. Çocuk doğdu, daha değil dur bakalım dedin, yine bekledim. Ama çocuk kaç aylık oldu Metin? Ya... Ya seni beklemekten yorulmuyorum. Bak bu senin koltuğun. Sen her geldiğinde oraya oturuyorsun diye ben Ela'yı bile onun üstüne koymuyorum. Bundan gocunmuyorum, mutlu oluyorum. Varsın kimse bilmesin. Ama o bu eve girdiğinde bu evin reisi diyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Tabii öyleyim. Sen bizi ailen olarak görmüyor musun? Ya görüyorum Işıl, biliyorsun. Ya o zaman benim çektiklerimi Ela çekmesin. Varsın kimse beni bilmesin yine. İnsan içine çıkmayayım. Ama bu çocuk Metin Koran'ın kızı olarak büyüsün. Çok mu şey istiyorum? Hayır. Gel o zaman.